11 Haziran 1975. Uganda diktatörü Idi Amin tam da olmak istediği konumda. Uluslararası bir diplomatik krizin merkezinde. Uganda'da yaşayan İngiliz vatandaşı Dennis Hills, Amin'i eleştiren bir kitap yayımlamak üzereydi. Otoritesinin sorgulanmasına öfkelenen Amin, Hills'in idam mangasının önüne konmasını istedi. Burada olup bana ve Uganda halkına karşı olan her İngiliz vatandaşı ülkenin kanunlarıyla yüzleşecektir. Onun iktidarını tehdit etmek ölüm fermanı demekti. İngilizler bunun boş bir tehdit olmadığını biliyordu. Idi Amin yıllardır idam cezası dağıtıyordu. Şiddetin boyutu devasaydı. İktidarda kaldığı 8 yılda neredeyse 300 bin insan katledildi. Dünya dehşete düşmüş bir şekilde izlerken, Hills'ın karısı Ingrid gergin bir şekilde haber bekliyordu. Size cezasının ertelendiği veya ertelenmediği söylendi mi? Amin kimseyi dinlemedi ve zavallı Bay Hills ölüm hücresindeydi. Hills'in idamına sayılı günler kala nihayet İngiltere harekete geçti. İngiltere Dışişleri Bakanı James Callaghan, Hills'ın salınmasını sağlamak için Uganda'ya gitti. Dennis Hills, kitabı için diktatörden özür diledi. Amin bunu çok iyi tezgahlamıştı. Eleştirmenler, Amin'in bir ahmak ve beyinsiz bir zorba olduğunu yazdı. Aslında hayal edebileceklerinden çok daha stratejik, hesaplayıcı, kurnaz ve zeki biriydi. Idi Amin mütevazı bir hayattan iktidara yükseldi. Milyonlarca Ugandalının sevgisini kazandı ve birçok rakibinin kalbine korku saldı. Sadece cinayete meyilli bir tram mıydı, yoksa çılgınlığının bir metodu mu vardı? Diktatörlüklerin geçtiğimiz yüzyılda inanılmaz etkileri oldu. Bu diktatörler birbirlerinden ders aldı. Hepsi farklı ama çoğu aynı taktikleri kullanıyor. Terörün kullanımı. Propaganda. Elit kesimi kontrol etmek. Şahıs kültü. Bir düşman yaratmak. Şiddet kullanımı. Diktatörlerin iktidarda kalmak için kullandığı araçlar bunlar. Diktatörün el kitabı. Uganda 1952. Idi Amin'in iktidara yükselişi sömürge ordusunda başladı. Nasıl bir diktatör olacağına en çok şekil verecek olan kurumdu bu. 24 yaşındaki Amin, Britanya İmparatorluğu'nun Doğu Afrika'daki elit askeri birliği Afrika Kraliyet Tüfekli Birliği'nde genç bir onbaşıydı. İngilizler nizamı korumak için Amin gibi bireyleri Afrika Kraliyet Tüfekli Birliği'ne alırdı. Sömürge devletin arkasındaki kas gücüydü onlar. Bir zamanlar özgür kabile halkının ve gururlu antik krallıkların toprakları olan Uganda, 1894'ten beri İngiliz himayesindeydi. Ülke zamanında İngiliz kontrolü altındaydı. En iyi topraklarına İngiliz göçmenleri yerleştirdiler ve ülkenin devasa doğal kaynaklarını istismar ettiler. Sömürge altında Idi Amin gibi Afrikalılar neredeyse hiç siyasi ve ekonomik güçleri olmadan yaşamaya mahkumdu. Sömürge yönetimi bütün beyazları Afrikalılardan üstün görüyordu. Afrikalıları ilkel olarak görüyorlardı. Kendilerine bakabileceklerini veya kendilerini yönetebileceklerini düşünmüyorlardı. Amin bu sistemin içinde büyüdü. Amin, Kagwa adlı küçük bir kabileden geliyordu. Uganda'nın Müslüman azınlığındandı. Bir Afrikalı olarak Amin, astsubay kıdemli başçavuşluğa kadar yükselebilirdi. Ama asla astsubay olamazdı.
Bu dezavantajlara rağmen beklentileri haksız çıkarıp engelleri aşmaya ve olabildiğince rütbe atlamaya kararlıydı. Amin her zaman ilerlemenin yollarını düşünürdü. Ben tabura katıldığımda Idi Amin düşük rütbeli bir askerdi. Okuma yazma bilmediği, hiç eğitim almadığı halde hemen adını duyurmuştu. Amin güçlü ve atletikti. Poligonda çok yetenekliydi. Acımasızlığıyla biliniyordu. İyi askerler acımasızdır. Öyle olmak zorundalar. Çocukluğunu bilenler çok şiddet yanlısı olduğunu söylerdi. Hatta diğer çocuklarla yumruklaşırmış. Bir çocukluk arkadaşının dediğine göre bazı seferlerde araya girip Amin'in diğer çocuğu öldürmesine mani olmak zorunda kalmışlar. Sömürge ordusunda Amin şiddeti kuşanmayı ve kendi çıkarları için kullanmayı öğrendi. Diktatörlük yolunda tekrar tekrar uygulayacağı bir dersti bu. Şiddet kullanımı. Şiddet her diktatör için çok önemlidir. Çünkü hem iktidarlarını sağlamlaştırmaları için bir fırsat, hem de muhalif güçlerden ve dış tehditlerden kurtulmak için kullanılabilecek önemli bir araçtır. Amin şiddeti rastgele kullanmıyordu. Ölçülüydü. Amacı da her zaman gücü elinde tutmaktı. 1953'te Amin şiddet kullanarak yükselme fırsatı yakaladı. Komşu ülke Kenya'da bölgeye yayılma ihtimali olan bir isyan çıktı. Mau Mau olarak bilinen ve sömürge baskısından bıkan kabileler bir araya gelip İngiliz çiftliklerine ve mülklerine silahlı saldırılar düzenledi. Düzinelerce beyaz göçmen öldürüldü ve tüm Doğu Afrika'daki sömürgeci nüfusunu korku sardı. İngilizler hemen harekete geçti. Çünkü ilk kez hedef oluyorlardı. Sömürgeci yetkililer ayaklanmayı durdurmayı amaçlıyordu. Sonuçları ne olursa olsun. İngilizler büyük bir güç ve şiddet kullanımıyla isyanı bastırdı. Çatışmayı yönetmesi için en iyi askerlerini seçtiler. Aralarında onbaşı Idi Amin de vardı. 1953 ilkbaharında Amin, Mau Mau ile yüzleşen ilk sömürge birliklerinden biriydi. Savaşçılık becerisi Kenya yağmur ormanlarının derinliklerindeki gece devriyelerinde teste tabi tutulacaktı. Hatırladığım kadarıyla o sırada devriyeyi Idi Amin yönetiyordu. Bir Mau Mau grubunun pususuna düştük. Az daha başını uçuruyorlardı. Idi çok hızlı karşılık verdi. Sonra Mau Mau çetesinin geri kalanı geldi ve onlar da bize saldırmaya başladı. Bu gerçekten çok kısa bir çatışma oldu. Çatışma kısa olduğu kadar ölümcüldü de. Birkaç Mau Mau öldürüldü, gerisi de kaçtı. Amin Mau Mau'ya karşı kullanılan çok acımasız şiddet türlerine dahil olmuştu. Ama tabii ki İngilizleri memnun eden bir şeydi bu. 1950'lerde Mau Mau'ların gerilla savaşı devam ederken Amin düzenli aralıklarla çatışma yaşadı. Gaddarlığıyla kazandığı nam komutanlarını mutlu etti. Sömürgecilerin yanında belirli seviyede bir acımasızlık öğrenmişti. Her seviyede rütbe atlaması bu acımasızlığın işe yaradığını düşündükleri anlamına geliyordu. Geleceğin diktatörü için mesaj netti. Sorunlar şiddetle çözülüyordu. Şiddetle bir yere gelinebilirdi.
1960'larda Mau Mau isyanı tamamen bastırıldı. 10 binden fazla isyancı öldürüldü, binlercesi hapse atıldı ve tecrit kamplarında işkence gördü. Amin'in savaş alanındaki başarısı onu sıradaki hamlesi için mükemmel bir konuma koyuyordu. Küresel politikadaki ani bir kayma Uganda'da köklü bir değişim yaratmak üzereydi. Idi Amin tahmin ettiğinden daha da fazla yükselme fırsatı yakalayacaktı. 1950'lerin sonunda Idi Amin, korku salan çatışma becerilerini Afrikalı askerlerin çıkabileceği en yüksek rütbeye ulaşmak için kullandı. Ama daha fazla rütbe atlaması imkansızdı. Sömürge subaylığı sadece beyazlar içindi. Ama 1960'ta Amin'in olasılıkları bir gecede değişti. İngiltere Başbakanı Harold Macmillan, kıtaya yeniden şekil verecek bir karar duyurdu. İngiltere, tüm Afrikalı sömürgelerine bağımsızlık verecekti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngilizler imparatorluğu olduğu gibi koruyamayacağını anlamıştı. Bunun nedeni hem bu kadar uzun süren bir savaşta yer almalarının verdiği ekonomik zayıflık hem de uluslararası baskıydı. Uganda'da büyük değişim İngilizlerin ülkeden çekilmesinden önce başladı. Ülkenin yeni liderini seçmek için demokratik seçimler yapılacaktı. Siyah askerler ilk kez subaylık rütbelerine yükselebilecekti. 1961'de Amin teğmenliğe atandı. Sömürge ordusundaki ilk iki Ugandalı subaydan biri oldu. 9 Ekim 1962'de Uganda, İngiltere'den ayrılıp bağımsız oldu. Ve yönetimin devri tamamlandı. Idi Amin ve milyonlarca Ugandalı, yabancıların himayesinden kurtulmalarını kutladı. Bağımsızlığımızı kazandığımız sırada ben devlet memuruydum. Gerçekten çok mutluyduk ve heyecanlıydık. Henüz gençtik ve ülkenin kontrolünü siyahiler alıyordu. Sömürgeciliğin sonu Idi Amin'e hayal edebildiğinin çok daha ötesinde bir statü vermişti. Şimdi daha fazla rütbe atlama ve ordu komutanı olma fırsatı görüyordu. İngilizlerden kurtulduktan sonra gücü, yani iktidarı ele geçirebileceği bir boşluk oluştuğunu fark etti. Amin, onu terfi ettirebilecek tek adamla birlik oldu. Uganda'nın demokratik sistemle seçilen yeni başbakanı Milton Obote. Obote ve Amin zıt insanlardı. Obote entelektüel ve eğitimli bir siyasetçiydi. Amin askerdi. Güçlü ve karizmatikti. Ve erler arasında oldukça popülerdi. Obote daha şimdiden kendi içinde kavga eden kırılgan koalisyon hükümetini destekleyecek bir orduya ihtiyacı olacağını biliyordu. Hırslı ve geleceği parlak bir subay olan Amin'i otoritesini korumaya yardım etmesi için ideal adam olarak gördü. Obote 3 yılda Amin'i albaylığa ve ordu komutan vekilliğine kadar yükseltti. Bu iki adam güçlü bir ittifak kurdu. Ama ikisini de yok edebilecek bir krizle yüzleşmek üzereydiler. 1966'da Obote'nin hükümeti ana rakibi Buganda Krallığı'ndan büyük muhalefet görüyordu. Atalarının toprakları ülkenin güneyinin çoğunu kaplayan bu eski kabile uzun zamandır Uganda'da daha fazla iktidar ve özerklik istiyordu. Şimdi de Buganda Kralı 2. Kabaka Mutesa rejim değişikliği çağrılarına liderlik yapıyordu. Bugandalılar Obote'yi ve uşağı olarak gördükleri Idi Amin'i
suçlu kılan bir komployu ortaya çıkardıklarını iddia etti. Bugandalılar haklıydı. Amin, bir yıldan fazladır ordudaki kıdemli pozisyonunu suistimal ediyordu. Obote'nin desteğiyle büyük bir kaçakçılık ağı kurmuştu. Kongo ormanlarındaki isyancılara ve kiralık askerlere silah tedarik ediyordu. Amin, silah karşılığında Uganda'ya yüklü miktarda nakit, altın, fil dişi ve kahve taşıyarak kendini ve başbakanı çok zengin etti. Amin bu anlaşmalarda epey kâr etti. Banka hesabında mucizevi bir şekilde 30 bin dolar belirdi. Bugandalılar için bu yasa dışı silah satışları, Obote ve Amin'in gitmesi gerektiğinin kanıtıydı. Buganda kralı hükümete karşı silahlı bir isyan başlatmaya hazırlandı. Amin, uğruna çabaladığı her şeyi kaybetme riski altındaydı. Statüsü, mal varlığı, gücü. Obote ve Amin, tehdidi yok etmek için hızlı hareket etmeleri gerektiğini biliyordu. Amin, birliklerine başkent Kampala'daki Buganda Sarayı'nı kuşatma emri verdi. Ertesi gün saldırıp sarayı ateşe verdiler. Birçok isyancı öldü ve Buganda kralı ülkeden kaçtı. Obote, Amin'in de desteğiyle bu olayı anayasaya askıya alıp kalan tüm muhalefet partilerini yasa dışı ilan etmek için kullandı. Uganda'nın acemi demokrasisini diktatörlüğe dönüştürdü. Ugandalıların çoğu Obote'nin bu iktidar hamlesi karşısında şoke oldu. Ama pek direniş görülmedi. Herhangi bir protestonun Idi Amin ve ordusuyla yüzleşmek anlamına geleceğini biliyorlardı. Amin, Obote'nin diktatör olmasına yardım etme karşılığında en büyük terfiyi aldı. Ordunun komutanı oldu. Ülkenin tartışmasız askeri lideri artık oydu. Bir zamanlar sömürge ordusunda basit bir er olan bu adam artık her diktatörlükte güçlü bir araç olan orduyu kontrol ediyordu. Orduyu kontrol etmek. Tüm silahlar ve eğitimli askerler ordudadır. Eğer diktatörlük devletin zorlayıcı yapısı ve bu devlet içinde kullanılacak yasal şiddet üzerinde tekel olarak kontrol sahibi olmak istiyorsa ordunun işbirliği bu işin mutlak surette olmazsa olmaz şartıdır. Ordu komutanıyken Amin hiç olmadığı kadar güçlüydü. Konumunu korumak için elinden geleni yapacaktı. Amin ordunun iktidarın en büyük sesi olduğunu ve başkanın emirlerine uyması gerekmediğini biliyordu. O yüzden ordunun başı olduktan sonra ağırlıklı olarak memleketinden, soydaşlarından destekçi toplamaya başlayarak tabanını güçlendirdi. Obote, Amin'in neler çevirdiğini öğrendi. Ama güçlü ordu komutanıyla doğrudan yüzleşmenin çok riskli olduğunu biliyordu. Amin'in iktidarı için tehdit olabileceğini anlayan Obote, onu bastırmanın yollarını aramaya başladı. Obote, iç casusluk organizasyonundan gözlerini ordunun üstünde tutmalarını istedi. Subay rütbelerini gizlice Amin'i gözetleyen sadık askerlerle doldurdu. Zamanla detaylı bir satranç oyununa dönüştü bu. 1971'de Obote, sadık olmayan komutanına karşı hamle yapmak için orduda yeterince destek topladığına inanıyordu. Idi Amin'in rütbesini, gücünü, hatta özgürlüğünü elinden almayı planlıyordu. 1971, Uganda diktatörü Milton Obote ve ordu komutanı Idi Amin ciddi bir iktidar kapışmasına girmişti. Obote, rakibini kalıcı olarak indirmek için
mükemmel bir plan yaptığına inanıyordu. 5 Ocak'ta başkan, Singapur'daki İngiliz Milletler Topluluğu toplantısına katılmak için Uganda'dan ayrıldı. Kendisi yurt dışındayken Idi Amin'in derhal tutuklanmasını emretti. Obote Uganda'ya, orduya bir mesaj gönderip Amin'in hükümeti devirme suçundan tutuklanması gerektiğini söyledi. Ama Obote ordunun komutanına sadakatini küçümsemişti. Amin, yıllarını hükümete değil, kendine sadık bir ordu inşa ederek geçirmişti. Obote'nin mesajı aslında Amin'e sadık olan düşük rütbeli bir asker tarafından engellendi. O asker bu mesajı Amin'e ulaştırdı. Durumu net bir şekilde gördü. Ortadan kaldırılacağını biliyordu. Amin, Obote'nin hamlesine en büyük iktidar girişimiyle karşılık verdi. Arkasındaki sadık ordusuyla bir darbe düzenledi. Amin, ordusuna Uganda başkentine yayılma emri verdi. Tanklar Obote'nin evini çevreleyip büyük yolları bloke etti. Askerleri hala Obote'ye sadık olan birkaç birlikle silahlı çatışmaya girdi. Saatler içinde tüm düşman birlikleri yok edildi ve Uganda'nın kontrolü Amin'e geçti. Milton Obote, memleketinden binlerce kilometre uzakta gafil avlandı. Doktor Obote, Uganda Cumhuriyeti'ne vatandaş olarak dönebilir ama başkan olarak dönemez. Ama Obote yurduna dönmedi. Onun yerine Amin onu komşu ülke Tanzanya'ya sürdü. Amin baş düşmanını yendi ve iktidarı ele geçirdi. Şimdi büyük bir sorunu vardı. Birçok Ugandalı artık ülkenin lideri olan bu ordu komutanından şüphe duyuyordu. Birçok insan tetikteydi. Olacaklar konusunda epey endişeliydiler. Amin kurnazca bir siyasi çözüm buldu. Halkın kalbini kazanmak için agresif eğilimlerini kenara bırakıp ulusal çapta bir sempati toplama kampanyası başlattı. Idi Amin iktidara geldiğinde ilk birkaç hafta ülkenin her yerinde taşra gezileri oldu. Amin bir strateji uzmanıydı. İnsanların aklını okumakta çok iyiydi ve ne zaman ne duymak istediklerini biliyordu. Amin, liderliği sırasında bağımsızlık sözünün nihayet gerçek olacağına dair halka garanti verdi. Barınma şartları ve işler daha iyi olacak, daha parlak bir gelecekleri olacaktı. Sömürge karşıtı olan güçlü bir dil kullandı. Afrikalıların kendi ülkelerinin ve ekonomilerinin kontrolünü devralmasını anlattı. Ve hep doğru şeyler söyledi. Amin'in popülaritesi, demokrasinin geri döneceğine dair söz verdiğinde daha da arttı. Taze bir başlangıcı temsil ediyordu. İmkan, umut ve heyecan dönemiydi bu. Ama Amin'in olağanüstü popülerliği ve yeni kudreti onu farklı bir plan yapmaya itti. Mart 1971. Darbeden sadece 2 ay sonra Amin tüm demokrasi umudunu söndürdü. Diktatörlüğü tekrar kurdu ve Uganda'yı kendine sakladı. Güç insanı yozlaştırır. Bu mevkiye gelince o güçle ne yapabileceğinizi fark edersiniz ve bu gücü kendinize saklamak istersiniz. Ülkenin alt tabakasının çoğu Amin'i destekliyordu. Ama yeni diktatör Obote'nin hala Uganda'nın meşru lideri olduğuna inanan pek çok kişiden şiddetli muhalefet görüyordu.
Rejiminin başında devrilmekten çok korkuyordu. Eski başkan Milton Obote ile bağlantısı olan farklı ordu liderleri, kabine yetkilileri ve askerler Amin için bir tehditti. Çünkü iktidarını tehdit edebilirlerdi. Amin, Selefi'nin kaderini paylaşmamaya kararlıydı. O yüzden rejimi onaylamayan herkesi ortadan kaldırmaya koyuldu. Kendinden önceki sayısız diktatörün izinden gelip kendini ve rejimini iç tehditlere karşı savunmak için etkili bir silah inşa edecekti. Gizli polisi kontrol etmek. Gizli polisi kontrol etmek her diktatörlük için inanılmaz derecede önemli bir araçtır. Özellikle de başlarda. Gidişatı belirlemeli ve sadık olmayanın bu rejimde hayatta kalamayacağı mesajını net bir şekilde vermeliler. Amin, Uganda'yı bir polis devletine çevirdi. Hükümet ve ordunun her seviyesinde, hatta sokaklarda ajanlar, casuslar ve memurlardan oluşan geniş bir ağ kurdu. Amin'in gizli polis kuvvetinin çoğu üyesi çiçekli gömlekleri, siyah güneş gözlükleri ve havalı arabalarıyla hemen göze batıyordu. Darbeden sonra olanlar gerçekten çok şey ifade ediyordu. İlgi duyduğu tek şey ordusunun liderliğine karşı çıkanlarla nasıl başa çıktığıydı. Gizli polisler binlerce kişiyi tutukladı. Hedefleri gece veya gündüz hiçbir uyarı olmadan kışlalardan, sokaklardan ve evlerinden toplandı. Düşmanıyla konuştuğunuzu düşünürse hiç beklemez, sizi doğrudan ortadan kaldırırdı. Adalet sisteminin karşısına çıkmazdınız. Doğrudan öldürülürdünüz. Amin'in rejiminin ilk yılında devlet tahminen 12 bin Ugandalıyı öldürdü. Belirli kişileri ortadan kaldırmak istiyorlardı çünkü onları enfeksiyon olarak görüyorlardı. Yayılabilecek enfeksiyonlar. Onları haddini aşanlara olabilecekleri gösteren bir örnek olarak kullanmayı istiyorlardı. Amin, gizli polis hapishanelerinin kapalı kapıları ardında bütün acımasızlığını gösteriyordu. İşkence odaları efsane oldu. Mahkumlar kaynayan suya sokulur, birbirlerini çekiçle dövmeye zorlanır, susuzluktan neredeyse ölene kadar tuz yedirilirdi. Çoğu diktatörlük işkence kullanmaya yönelir. Çünkü bu uyumu garantiler. Ayrıca kurbanı psikolojik açıdan kapsamlı bir şekilde etkilemeye de yarar. Böylece bir daha asla rejime karşı çıkmayı da denemezler. Amin, Uganda'daki herkesin sadakatsizliğin bedelini anlamasını sağladı. Kamuya açık idamlar yaygın bir etkinliğe dönüştü. Rakiplerine net bir mesaj vermek istiyordu. Sadakatsizliğe tahammülü yoktu. İktidarını tehdit etmek, ölüm fermanı demekti. Diktatörlüklerde sıradan insanlar isyan çıkarıp rejimi devirmek ister. Ama dolu silahlarla yüzleşirler. İsyan çıkaranların çoğu öldürülür. Toplumun her kesiminden Ugandalı, izlendiklerini ve Amin'e karşı çıkmanın hayatlarını riske atmak olduğunu anlamaya başladı. Uganda'daki herkes, silahlı kuvvetlerin üyeleri, polis ve kamu
benim güvenliğimden sorumludur. Tarif edici eylemler yapan veya bana karşı bir şey planlayan birini duyarlarsa doğrudan polise rapor vermeliler. İktidarı sırasında Amin'in cinayetleri hiç son bulmadı. Nüfusun her kesiminden öldürülenler oldu. Ordu, çiftçiler, öğrenciler, tezgahtarlar, hatta dini figürler. Çoğunda Amin, kurbanın cesedinin Nil'e atılıp timsahlara yem olmasını emrediyordu. Jinja'daki evimin yakınlarında, nehrin diğer tarafında Amin'in bir çiftliği vardı. Nehirde yüzen cesetler görürdüm. Amin'in döneminde çok kişi öldü. 8 yıllık iktidarında neredeyse 300 bin kişi katledildi. Hatta Uluslararası Af Örgütü'ne göre bu sayının 500 bin kişi olduğu tahmin ediliyor. Bu çok büyük bir rakam. Amin'in şiddeti diktatörlüğünün en büyük temeli olarak kalacaktı. Ama sadece korkuyla ülke yönetilemeyeceğini biliyordu. Diktatörler çok dikkatlidir. Diktatörlerin rastgele şiddet eylemlerini strateji olarak kullandığını söylüyoruz. Ama bunun da bir taşma noktası var elbette. Diktatörler herkesi öldürmek istemez. O kadar çok devlet baskısı ve şiddet kullanıp içeriden bir isyanı veya içeriden bir devrimi tetiklemek istemezler. Amin'in bir sonraki hamlesinde ceza değil, ödül verilecekti. Halkı memnun eden dramatik bir popülizm hamlesiyle halkına istediklerine inandığı şeyi, ona sonsuz sadakatlerini kazandıracağına inandığı şeyi verdi. 1972 yazı. Idi Amin bir yıldan fazladır Uganda'da bir korku saltanatı kuruyordu. Koordine bir işkence ve cinayet kampanyasıyla her türlü rejim karşıtlığını eliyordu. Ama şimdi Amin daha popülist bir stratejiye yönelecekti. İnsanların kalıcı desteğini kazanmak için korku yerine cömertliği kullanacaktı. Başlarda epey korku, baskı, temizlik ve tutuklama oldu. Korku tabii ki bunun büyük bir parçasıydı. Ama hiçbir diktatör sadece baskıyla ayakta kalamaz. Bir tür popülarite de elde etmeliler. Amin insanlara daha iyi ve müreffeh bir hayat verilebileceğini göstermek istiyordu. Özellikle de kendi tabanına. Alt tabakadan milyonlarca Ugandalı sömürgecilik dönemlerinden beri bir yoksulluk döngüsündeydi. İnsanların istikrara ihtiyacı vardır. Onlara iyi bakıldığını hissetmeleri gerek. Diktatörlüklerin tedarik ettiği bir şeydir bu. Halkın diktatörlüğün ihtiyaç olduğunu düşünmelerini sağlamalılar. Amin'in aklına radikal bir fikir geldi. Siyahi Ugandalılara ilk kez gerçek ekonomik güç verecekti. Planının işe yaraması için klasik bir diktatör taktiği kullanacaktı. Ortak bir düşman yaratmak. İnsanları bir araya getirmek istiyorsanız, onlara diktatörün iktidarda kalması gerektiği hissini vermelisiniz. Çünkü diktatör bir kurtarıcı veya halkın çıkarlarının koruyucusudur. O yüzden ortak bir düşman yaratmak çok etkili bir stratejidir. Idi Amin için o düşman o zamanlar çok yaygın olan Hint düşmanlığından geliyordu. Ve Uganda'nın Güney Asyalı vatandaşlarını hedef alıyordu. Güney Asyalılar Uganda'ya sömürge ekonomisini yürütmeye yardım etsinler diye 19. yüzyılda İngilizler tarafından getirilmişti. İngilizler Afrikalıların bu ekonomik mevkileri yürütebileceğine, dükkan veya küçük işletme sahibi olabileceklerine inanmıyordu. Aslında bütün Uganda ekonomisini Asyalılar yönetiyordu. 1972'de Asyalı Ugandalılar nüfusun sadece %1'ini oluşturuyordu. Ama ülkenin işletmelerinin %90'ı onlardaydı. Amin, Asyalıları hedef alarak
ve ekonomideki tekellerini yok ederek siyahi Ugandalılara güç ve refah verebileceğine inanıyordu. Dünyanın her yerinde tepki görecek ve diktatörlüğünün kalanını tanımlayacak bir hamleydi bu. 5 Ağustos 1972'de Amin, Uganda'nın 55 binin üzerinde kişiden oluşan tüm Asya nüfusunun ülkeden sürülmesi emrini verdi. Gerçekten tüm Asyalıları sürmek mi istiyorsunuz? Evet, kendi ülkelerine dönmeliler. Ağustos 1972'nin başlarıydı. Radyo açıktı ve Asyalıların sürülmesi hakkında bir şey duyduk. Ve her şeyden bir haberdik. Mümkün değil, şaka falandır bu diye düşündük. Ama Amin çok ciddi olduğunu kanıtladı. Diktatör, John Nazareth gibi Asyalı Ugandalılara ve ailelerine her şeyi ayarlayıp işletmelerini kapatmalarını ve yeni bir ülkeye taşınma planları yapmaları için sadece 90 gün verdi. Bir panik oldu. Çok zordu. Bunu ne kadar az ciddiye alsak, bir şeyi hafife almak bir tür zihinsel savunma mekanizması mı bilemiyorum doğrusu. Çünkü gülmesek ağlardık. Dünya basını bu sert hamlesi için Amin'i kınadı. Karikatürler kullanıp ırkçılık iması yaptılar. Yurt dışında, özellikle de İngiltere'de yükselen tepkiler, Amin'i acımasız bir canavar olarak göstermeye, kötü namını hak eden bir diktatör olduğunu kanıtlamaya odaklanıyordu. Ama memleketindeki ve Afrika kıtasındaki birçok destekçisi, Amin'i siyahi haklarının cesur ve öncü koruyucusu olarak görüyordu. Nihayetinde 50 binden fazla Asya kökenli Ugandalı kendi ülkelerinden kovuldu. Amin, Asyalıların işletmelerini istimlak etti. Gelirlerin çoğunu hükümetine hortumladı ve mülkleri destekçileri arasında paylaştırdı. Asyalıların sürülmesi Uganda'nın ekonomisini baştan yarattı. Ama Amin'in istediği şekilde değil. Bunun ekonomi üstündeki etkisi tam bir felaketti. Bu büyük bir felaketti. Çünkü işletmeleri devralan Afrikalıların mülk yönetmede gerçekten hiç ama hiç deneyimi yoktu. Onlarca yıldır Asyalı işletme sahiplerinin kontrol ettiği ticari tedarik zincirleri bir anda dağıldı. Üreticiler parça ya da ham madde alamıyordu. İşsizlik tavan yaptı. Dükkan rafları boşaldı. Kibrit veya şeker gibi temel ev ürünleri alınamaz oldu. İthalat ve ihracat yapma konusunda ciddi bir boşluk vardı mesela. O yüzden ülke hızla ciddi bir ekonomik krize girdi. Uganda'nın ekonomisi batınca Amin, acil sorunlardan oluşan bir çığla karşı karşıya kaldı. Hükümeti hızla para kaybediyordu. Devasa ordusu ve güvenlik ağı hiç olmadığı kadar büyük ve pahalıydı. Hala komşu ülke Tanzanya'da sürgünde olan eski baş düşmanı da yakında bir intikam fırsatı yakalayacaktı. 1978. Idi Amin, Uganda'nın tüm Asyalı nüfusunu ülkeden attıktan 6 yıl sonra ülkenin ekonomisi çökmenin eşiğindeydi. Diktatörün bir zamanlar sadık olan ordusunun bütçesi yetersizdi ve giderek kontrolden çıkıyorlardı. Amin çok askeri bir devleti yaratmıştı. Zamanla ülkede güvenliğin çeşitli yanlarından sorumlu birçok farklı organizasyon kurmuştu. Bu gruplar giderek daha çok güç topluyordu ve artık ona sadık oldukları söylenemezdi. Yani onu iktidara getiren askerileşme
aynı zamanda sonu olmuştu. Komşu ülke Tanzanya'da Milton Obote gelişmeleri yakından takip ediyordu. Tanzanya ordusuyla birlik olmaları için binlerce Ugandalı isyancı topladı. Ve saldırmak için doğru anı bekliyordu. Tanzanya'da sayısı artan sürgün olmuş kişiler organize oluyordu. Giderek daha fazla uluslararası destek alıyorlardı. Yani Amin gerçekten tehdit altındaydı. Amin bu krizin ortasında bir fırsat gördü. Dağılmaya başlayan rejimine payan da vurup Tanzanya'nın an meselesi olan saldırısına daha başlamadan cevap verecekti. Kendisinden önceki çoğu diktatör gibi önce Idi Amin saldıracaktı. Savaşı kullanmak. Savaş diktatörlere yararlı olabilir. İnsanların otoriter rejimlerin başarısızlıklarına odaklanmamasını sağlamakta etkili olabilirler. İnsanların ilgisini yüzleştikleri sorunlardan uzaklaştırmalılar. Gündemi değiştirmeliler. Bu savaş askerlere odaklanmaları için somut bir şey vermeyi ve onları yapmamaları gereken şeylerden uzak tutmayı amaçlıyordu. Devletin otoritesini sorgulamak gibi şeylerden. Ekim 1978'de Uganda birlikleri Tanzanya'yı işgal etti. Artık birliklerine ödeme yapamayan Amin'in ordusu Tanzanya topraklarında neredeyse 1800 kilometre karelik bir alandaki her şeyi yağmalayıp talan etti. İşgal sırasında gördükleri her canlıyı katlettiler. Ve raporlara göre tam bir yıkım olmuş. Amin'in Tanzanya Savaşı ile girdiği risk karşılığını vermiş gibi görünüyordu. Büyük bir zafer ilan etti. Ama düşmanının iradesini ve kendi ordusunun gücünü yanlış değerlendirmişti. Tanzanyalıların hafife alınma niyeti yoktu. Tam güçle geri gelip topraklarını geri aldılar. Amin'i ve ordusunu Uganda'ya geri püskürttüler. Amin'in ordusu karşılık veremedi. Çok harap durumdaydılar. Hiç organize değildiler. O yüzden o sırada oldukça organize olan Tanzanya ordusu için Amin'in ve askerlerinin peşinden gitmek çok kolaydı. Birlikleri tamamen geri çekilen Amin, barikat kurup kendini Kampala'daki başkanlık konutuna kapattı. 10 Nisan 1979'da Tanzanya birlikleri başkente girdi. Amin'in savaşının ölümcül bir hata olduğu anlaşıldı. Amin'in rejiminin kontrolünü kaybetmeye başladığını fark etmesinden doğan bu olaylar zinciri onu hata yapmaya etti. Idi Amin için bu büyük bir hataydı. Çünkü bu onun sonu oldu. Popülist karizmasıyla acımasız şiddetinin birleşimi ve devasa bir polis devletinden aldığı destekle Idi Amin 8 yıl boyunca Uganda'yı yönetti. Ve tüm dünyayı birbirine kattı. Ama artık her şey bitmişti. 11 Nisan 1979'da Tanzanya birliklerinin ve Uganda isyancılarının saklandığı yere yaklaşmasıyla Amin askeri bir helikoptere atlayıp ülkeden kaçtı. Nihayet Amin'in acımasız iktidarından kurtulan milyonlarca Ugandalı sokaklarda kutlama yaptı. Ama diktatörün geride bıraktığı şeyi de hesaba katmalıydılar. Yıkılmış bir ekonomi ve katledilmiş yüz binlerce vatandaş. Idi Amin yüzünden ebeveynlerini kaybeden ve asla eskisi gibi olamayan insanlar vardı.
Ben kardeşimi ve oğullarımı kaybettim. Yakın akrabalarımı kaybettim. Milton Obote, eski diktatörlüğünü geri almak için Uganda'ya dönerken, Amin de Orta Doğu'ya kaçtı. Müslüman kökenlerini kullanarak oraya sığındı. Nihayetinde Suudi Arabistan onun için güvenli ve rahat bir sığınak oldu. Amin'in Suudi Arabistan'a gittikten sonra çok güzel bir hayat tarzı oldu. Suudi hükümeti onu çok güzel bir eve yerleştirdi. Ve en az iki kadınla daha evlendi. Yani Amin ömrünü Uganda'ya yaşattığı şiddet ve yıkımın bedelini ödemeden tamamladı. Amin uzun bir hayat yaşadı ve suçlarının bedelini hiçbir zaman ödemedi. 2003'te böbrek yetmezliğinden huzurlu bir şekilde öldü. Ama Uganda'da yarattığı şiddet ve askerileşme kültürü 1979'daki devrilişinden beri devam ediyor. Ülkede istikrar ve barış dönemleri oldu. Ama Amin'in haleflerinin her biri nüfusu korkutmak ve kontrol etmek için onun taktiklerini kullandı. Amin'den sonra her lider iktidarını korumak ve rejime karşı çıkanları susturmak için ordu gücüne bel bağladı. Bunun en büyük nedeni Amin sayesinde şiddetin etkili olduğunu ve işe yaradığını öğrenmeleriydi. Amin'in askeri yaklaşımının aşıladığı ve desteklediği şiddet, onun en kalıcı miraslarından biri olarak hala devam ediyor.